Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar çok sevdiğiniz kupa videosuyla karşınızdayım. En son bu kupa civarlarını bırakmıştık ve bu kupa videosunda devam ediyoruz artık. Ama bugün bir farkımız var. Bugün farklı bir desteğe kasıyoruz. Çok sağlam bir deste. Bu desteğe güvenin. Elektrodev kasırga destesiyle kasıyoruz. Haydi başlayalım. Evet, karşımızda Gefalç var. Bu adam mezarlık oynadığı için bu adamı ben tanıyorum. Zaten küreselde bizim mezarlık destesini kullanan çok bir insan yok. Hani Starlight var, ben varım, bir de bu adam var galiba. Evet, bu arada arkadaşlar geçen bir videoya 10.000 like gelmişti ve onun rekorunu kırabilecek miyiz demiştim. O gün kıramadık ama lütfen bugün kırabilirsek çok iyi olur. O yüzden beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Evet, rakibimiz şövalyeli mezarlık kullanıyormuş. Şövalyeli versiyon biliyorsunuz öldü yani, herkes iskelet krallığı kullanıyor. Anka kuşumuzu bırakabiliriz. Mezarlık attığında köprüden kesmemiz gerekecek tanklarını. Bu eşime böyle oynanıyor. Aynı şu şekil. Bombacıyı bırakalım, mezarlık bulmasın. Evet, ne yazık ki mezar taşı bizi çok zorlayacak bu eşleşmede. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten mezarlara karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Şunu fark ettim, rakiplerim ne kadar terliyordur ben mezarlık oynarken. Dolayısıyla mezarlık, elektrodev, bunlara karşı oynamayı sevmiyorum. Ama ben oynuyorum bu desteleri. Anka kuşu bir tane vurdu. Bravo. Bu tarz hasarlar çok önemli. Yumurtadan çıkar mı? Çıkar mı? Çıktı. Yıldırım atalım. Evet, buz büyüsünü tutturamadım ama 3000'e kadar indirdik canını. Çok iyi. Mezarlık atarsa topum hazır erkenden. Hemen topu attım. Hemen bir altın şövalye. Mezarlık artı zehir 9 iksir. Şu an bayağı bir iksir kullanmış oldu. O benim altın şövalyeme cevap verirken ben de elektrodev atmak istiyorum. Bakalım ne atacak. Muhtemelen barbar vali atacak. Hemen bombacı atalım. Şimdi yakın mezarlık artı yok şövalyesi falan. Zıplayıver şövalye. Olmadı. Güzel güzel aslında, güzel. İksir yuttuk. Bombacı bir tane vuracak. Güzel, bombacımız vurdu. Elektrodev'de çıkabiliriz artık. Eyvah, saldırmayı tercih etti. Neyse ki elektrodev mezarlığı birazcık savunacak. İyi iyi, çok güzel kart toparladık. Kasırga artı mezar taşına yıldırım atmak istiyorum. Mezar taşı atmadı. Herhalde bir sonraki elektrodevim için saklıyor. Gene arkadan çıkalım. Akıllıca oynadı orada, gerçekten çok akıllıca oynadı. Evet, o savunmakla meşgulken biz elektrodev attığımız için şu anda iksir olarak kârdayız, bize saldıramadı. Arkadan attım altı şövalye çünkü zehir atıyor oraya. Hemen kasırga artı yıldırım. Yavru ejderi öldürür. Çok iyi. Buz büyüsü sonra kasırga atacak. Zıpla kuleye. Bravo. Bu sefer arkadan elektrodev atmıyorum. Atarsam saldıracak. Sağ taraftan girmeye çalışırsa elektrodevle köprüden keseceğim. Evet, bana blöf atıyormuş. Mezarlık atmadı. Kasırgalı her şeyi bitirelim. Sonra atar çıkmasına onlar uğraşmayacağım. Şu an bayağı bir başa baş maç. Umarım bundan sonra zehir atarak beni yenmez. Top attım, mezarlık atar diye sonrasında. Anka ile keseceğim, sonra elektrodev basacağım. Soldan elektrodev basarsak mezar taşı yıkılacak altı şövalye sayesinde. İskele çıkmasını bekliyorum. Şimdi özellik vakti. Yeni mezar taşı atacak. Ooo, kuleye kadar zıpladı. Hemen yıldırım, fırsat bu fırsat. Bu arada kaçırdım yıldırımı. Umarım bu sonradan beni pişman etmez. Vur, elektrodev vur. İşte bu. Hemen top diktim, mezarlık atacağını düşünüyorum. Keselim köprüde. 9 iksir kullandı. Sakın vurma mezarlık. Top tek başına savunur bütün mezarlığı. Topa güvenin arkadaşlar. Hemen girelim. Mezar taşı gitti. Yeni mezar taşı. Hemen bir yıldırım. Koptu maç. Gerçekten mezarla karşı oynamak çok zor. Onu fark ettim.
Artık bitirici hamle yapalım. Hala hayatta kalmayı başardı. Hala yaşıyor. Ve iyi oyundu. Evet, ilk maçımızı kazandık. İsterseniz ikinci maçımıza geçebiliriz. Şu anda dünyada ilk 100 civarındayız. Evet, bu adamı biliyorum. Bu adamın destesi sadece saldırma destesi gibi bir şey. Gözünüzü kapatın arkadaşlar, bir şey yapacağım. Kapattıysanız tamam. Hemen bir kasırga atalım. Dondurma atacağını biliyordum çünkü. Kimse körü körüne atmaz disket ordusunu elektro eve. Yani aslında daha iyi sonuçlar almayı bekliyordum. Ama birazcık vuracak galiba. Evet. Evet, güzel. Balonla girdiğinde top artı kasırgayla ana kulemize çekmemiz gerekecek. Ayrıca beni zorlayan kartlar deniz kayıt. Evet, gene de bu adam yenebilir bu arada. Evet, sizce burada neden ankuk şu atıyorum, neden altı şöyle atmıyorum? Açıklamasını da yapayım. Devil Skate'in arkasına yarasa attığında yarasalar patlayacak ankuk şu sayesinde. Altı şöyle atsaydım da direkt yarasa basacaktı ve hiçbir şey yapamayacaktım. Bu arada şunu yapmak zorundayım. Evet. Yani bence altın şövalye savunmasından daha iyi bir savunma oldu. Şimdi arkadaşlar sağdan yarasa artı balonla girebilir. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü top artı kasırga yapıyorum ya kuleme. Onu engellemek için yarasa sıkıştırıyorlar. Güzel, altın şövalyemiz savunup atar çıkacak. Ne atabilir ki? Buz büyücüsü atabilir. İyi, özelliği basalım madem. Hiç yoktan 6 iksiri kullandı. Evet, o zaman bunu kutlayabiliriz arkadaşlar. Elektrolev atarak köprüden. Umarım tower trade yapmaz. Hayır. Neyse, olsun. Fark ettiniz mi arkadaşlar? İyi bir oyuncu olmanın sırlarından bir tanesi doğru zamanda tower trade yapmak. Zaten kulemi vereceğim dedim. Niye o zaman saldırmayayım? Ve başarılı oldu. Evet. Gerçekten tebrik ederim. Güzel gördü orada tower trade'i. Bu arada arkadaşlar kızıyor bana niye İngilizcesini söylüyorsun diye. Yani bunlar alıştığımız şeyler, hani terimler olduğu için öyle söylüyorum. Altı şövalyeyi sarabilir iskelet ordusuyla. Kuşumuzu atalım. Dondurmaya dikkat bu arada. Dondurma atacak. Evet, bunları yemeden ilerlememiz lazım. Şimdi elektro evde taçlandırabiliriz. Çünkü kart toparlandı. Hatta buz büyücüsü atabilir, o yüzden vali sallıyorum sağ tarafa. Güzel, bir anda 8 iksir attı, 11 iksir attı. Yıldırım geldi, fırsat bu fırsat. Vur. Güzel, maç bizim lehimize döndü tekrardan. Evet, adama saldırmak çok zor ya. Bombacı bırakalım şöyle. Hatta arkadan bir altın şövalye atabiliriz bence. Bakalım ne koyacak. Şu an öndeyiz zaten. Tamam, girebiliriz. 4 iksir var. Cehennem ejri için anka kuşu atıyorum. Hadi. Ah, yetişmedi. Tuttursaydık şu an maç çok farklı olabilirdi. İskelet ordusu için vali attım. Ama iskelet ordusunu ortadan basmak için saklıyor muhtemelen. Hani bir taktik vardır ya, bir anda basarsın ortadan her şeyi. Kasırgan var ama müdahale ederim. Topumuzu atalım, kuşumuzu atalım. Kuşumuzu atamadım. Dondurma geliyor. İyi bari dondurma atmadı. Kule zıplar, o kule zıplar, kule zıplar. Güzel. Ya devam ediyoruz arkadaşlar ama savunmak falan çok zor, saldırmak da zor. Desesi çok garipmiş. Bence kullanabilirsiniz, niye olmasın. Güzel. Kuş gerçekten çok rahat savunuyor balonu. Sağ tarafa bir tane vurabilir arkadaşlar. Kule canlarını eşitliyoruz. İksir tasarrufumuzla atağa çıkıyoruz. Bombacı ortadan. Buz büyüsü için. Dondurma iskelet ordusu yapabilir. Şöyle bir yıldırım. Bravo. Az kaldı, az kaldı. Yakalanmadan böyle devam etmemiz lazım. Kolay maç yok. Kuşumuza çekelim diyecektim. Güzel bir deli iskelet attı. Yıldırım. Vurma. Dondurma geliyor. Hemen bir elektrolev. Ah, oh, vurmadı. Niye saldırdı bana? Kulesine elektrolev gelirken bana saldırdı. Evet arkadaşlar, ikinci maçımızı yendik. Çok güzel ilerliyoruz. Az kupa alacağız ama üçüncü maçımıza geçelim.
O dünya birinciliği olan Asaf geldi karşıya. Şu anda bence İsrail'in en iyi oyuncusu. Hatta açık ara İsrail'in en iyi oyuncusu olabilir. Evet, 3200 kupası var. Bizden çok yüksek. Güzel güzel. Bakalım ne oynuyormuş, önce onu öğrenmemiz lazım. Tomruk gördük. İsket kral. Hayır, kraliyet devi olmasın ya. O bir tane deste vardı, benim en nefret ettiğim deste dediğim. Hakikaten onu oynuyor. Şok birliği var, balıkçısı var, mezar taşı var. Bu elektro ev ne yapsın? Özelliğimizi bastık. Evet, bizim için çok zor bir maç olacak. Asaf da çok iyi bir oyuncu olduğu için. Yani 2x zor olacak diyebilirim size. Evet, elimdeki kartlara baktığınızda tek tercihim elektrolev veya beklemek. Ama beklemeyeceğim çünkü topum var elimde. Kraliyet devi atarsa. Tabii ki atacak. Güzel Tomruk salladı ama Barbar Valili beni kurtaracak orada. Şimdi arkadaşlar balıkçıyla Anıl Kulesi'ne çekmeye çalışacak elektrolevi. Şöyle altı şövalyeyi sola sıkıştırdım. 3 iksirim dolsun, çekeceğim balıkçıyı. Tamam, balıkçı da çeksin, önemli değil. Şu an elektrolevin arkasını yürütmeye çalışacağım. Altı şövalye nereye gidiyorsun? Bir vurdu. İki vurdu. Üç. Güzel. Yani sadece eşitlendik. Adamın vurduğu kadar vurduk. Ve üstüne kral devi yedik. Tam vuracakken çekmem lazım en doğru hamle. Çok iyi. Barbar Valili. Çok zor ya. Değişik şeyler denemek zorunda kalıyorum artık kazanmak için. Evet, şok birliğine hiçbir şey yapamıyorum şu anda. 2x'e doğru giriyoruz. 6 şövalye atabilirim. Zaten elime baktığınızda başka bir şey yapamam herhalde. Top atmayacağım. Kraliyet devi için saklıyorum. Ne yaptın? Top atacağımı düşündü gerçekten. Şimdi arkadan çıkma hakkım doğdu. Bir de özellik 4x'i de yiyeceğiz. Harika ya. O Ali topu neydi Asaf? Hemen kurşumuzu atalım. Bombacı mezar taşını egale ederse önümüz açık. Hemen bir kasırga. Mezar taşı ölür. Öldü. Altı şövalye özelliği. Zıpla. Mezar taşını kullandık. Köprüden basalım. Binası yok. Mecbur balıkçı atacak diye barbar vali attım ortaya doğru. Bombacı şok bile için. Kasırgayla çekelim. Şok bile ölsün. Balıkçı öldü. Yapıştı. 4 iksir falan var. Nasıl yürüttük o elektron evi? Yıldırım atıp acısına son vereceğim. Ve... iyi oyundu. Vay be. Çok zor şişmeydi ya, nasıl yendik? Evet, 3200 kupa olmayı başardık. 3100 falan öyle bir şeyde başlamıştık. Ve karşımızda Riley var. 4. maçta dünyanın en iyi fıçı oyuncusu diyeyim. Tabii ki de bu eşleşmeyi yüzlerce kez oynamıştır. Dolayısıyla ezberlemiştir artık ne yapacağını. Çünkü böyle ne zaman baksam kupa kasıyor. Sürekli kupada oynuyor. Prenses basabilir diye Anka kuşum hazır. Köprüden prenses basmayı seviyor. Şu an mezarlık oynadığımı düşünüyor muhtemelen. Evet. Yani aslında suçlayamıyorum çünkü logbait oyuncuların böyle basmaya ihtiyacı var köprüden. Çünkü eşleşmelerin bazıları bu şekilde yeniliyor logbait oynarken. 6 şövalye atabilirim. Elektrolev bilerek atmadım çünkü terse kaçacak güçlü madenciyle. Hatta terse kaçacak her şeye rağmen. Dolayısıyla top atmam burada daha iyi olur. Bombacıyla öldürelim. Burada bir çelişki var biliyor musunuz arkadaşlar? Fıçı attığında köşeye atmak zorunda çünkü kasırgan var. Köşeye atarsa da bombacıyla öldürüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hemen prenses çekip öldürelim. Bombacı vur. Oh be, güzel. Şimdi yavaştan atağa çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Neden? Çünkü arkadan atarsam elektrolevi roket atacak. Hem kuleye vuracak hem bana. Umarım yıldırımlı kullanıyordur. Kuşu değerlendirelim arkadaşlar. Bir buz ruhunu öldürecek değerlendirmezsem. Top atacak şimdi. Yani goblin, buz ruhu falan. Öyle şeyler atmak zorunda. Evet, klasik elektrolev savunması. Evet, özellikle ucuz kartlarla savundu ki bu şekilde bana fıçı atabilecek. Elimde varil yok. Kasırga atabilirdim, evet. Bu bir hata ama şimdi altı şövalye atağa da çıkacak ve elinde güçlü madencisi yokken.
çıkacak. Muhtemelen goblinlerle savunmaya çalışacak. Barbar Vali ile tahmin yapacağım Riley'e karşı. Efsane. Zıpla, bravo. Vur, vur. Bir daha vuramayacağız, vur. Vurabiliyorken vur. Riley de vibe dedi bu arada, görürseniz. Evet, ne yazık ki fıçı bayağı vurdu. Prenses'e tabii ki de anka kuşu atmak zorundayım yani. Şimdi sağ taraftan çıkabilirim artık arkadaşlar. Roket atsa da umurumda değil. Çünkü sağ tarafımızın canı daha fazla. Hemen varil sallayalım pek yemeden. Güçlü madencisini kullandı. Elinde güçlü madencisi yok diye altı şuvali atıyorum. Özellik basabilir anca. Yine elimde varil yok. Defansif elektrodev. Her fıçı altında vurdu ya, 2300'e kadar düştü canımız. Yıldırım hazır. Fake dedik, eyvah. Bombacı attım goblinler için. Goblinler buzluğu yapacak diye. Vur elektrodev, vur vur vur. Yapıştı, yapıştı. Yapıştı, vur. Binasını çıkarttı ama önemli değil, tekrar döndürür. Anakülemizi açalım. Gene yanlış attık, iyi mi? Şu an maç çok başa baş. İki canla o önde. Top atalım. Böylece ileride önden top atmasını engelleyecek bu top. Elektrodev'de çıkabiliriz ata. Vali atmıyorum, vali saklıyorum arkadaşlar. Çünkü buzluğu artık goblinler yapacak. Yıldırım atamadım. Atarsam güçlü madenci sıkıntı olur. Ankara'ya savunalım yine. Yine vuracak fıçı. Elektrodev'le çıkmam lazım. Altı şuvali özelliği sağda. Topa zıpla. Vur topa. Güzel. Kasırgayla bitirebiliriz işini. Top yıkılacak. Bombacı attım goblinler için. Güzel, yakın menzi kartı ölüyor ve altı şuvali atar çıkacak. Vur vur vur. Elektrodev geldi. Çok kart bitti. Bir de bana saldırıyor. Umursamıyorum. Umursamıyorum. Şu an ata odaklanıyorum. Yıldırım top için. Kaçırdı topu. İşte bu. İşte bu. Yakaladık. Çok güzel kupa alacağız. Bugün 3200'ün de üstüne çıktık. Evet arkadaşlar, böylece dünyada 60. olmayı başardık. Elektrodev ile. Bu arada maç geçmişimi size gösterebilirim. Yani güzel maçlar oldu bugün. Riley, Asaf ve diğer maçlar gayet güzeldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkmadan bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Başka bir gün saati 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.